Sevgili dostlar, hepiniz Gym Tycoon'a hoş geldiniz efendim. Gym Tycoon'da spor salonu kuracağız ve en iyisi olacağız. Amacımız bu. İlk başta üyeler alarak işe başlıyoruz ama üyeler alarak işe başlamadan evvel kardiyo yapabilecekleri bir ayet. Ayet, tövbe yarabbim. Kardiyo basabilecekleri bir alet. Efendim, güçlenmek için dumbbell ve şey... Halter, yoga yapmaları için halı, tuvalettir, şudur budur. Bunlar ayarlanacak. Bir tane tuvalet, bir tane duş varmış zaten. Şimdilik bir tuvalet, bir duş bize yetecektir diye düşünüyorum ya. Bir tuvalet, bir duş kullanırız. Şimdi... Nasıl yapalım biliyor musunuz? Öncelikle kardiyo aletlerini şöyle bir camdan tarafa koyalım. Çok fazla alet edevat almayacağım. Ne yapalım biliyor musunuz? İkişer tane alalım bak. İki tane koşu bandı alalım. İki tane dumbbell alalım. Şöyle çevir. Bir buraya. Bir şuraya. İki de halter alacağım ama. İşte anca yettiği kadar. Zaten paramız bitti. İnşallah çok eksiye girmeyiz. Duvarları falan yıkma niyetinde değilim. Bir tane duş, bir tane şey yeter. Bütün alet edevatlardan ikişer tane aldım. Şu menüyü bir kapatalım şimdi. İki tane şey aldık. İki tane halter aldık. İki tane dumbbell aldık. Ve iki tane de koşu bandımız var. Şimdilik elimizdeki tek şey bu. Bütün üyelerin başvurularını kabul edelim. Oradan da bize para gelsin. Bize günlük olarak bir nakit akışı sağlanıyordu galiba. Fiyatımız normal. Ziyaret başına $50 alıyoruz. Isıtma ve elektrik ücreti olarak $82 gidiyor. $182 ödüyoruz. Yani bu 3 müşteri bizi kurtarmaz. Batarız hocam. Basıyor musunuz? İyi çalışmalar, basınız efendim. Ya ben biraz geleceğe dönük düşündüm açıkçası. Hani tamam eyvallah birer tane de olur ama. Efendim sevgili Hasan Tezcan, abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Hasan Tezcan, merhabalar. Ya ben biraz geleceğe yönelik düşündüm açıkçası. Research menü. Dur, daha iyilerini almayacağız şimdilik. Ben birazcık dediğim gibi geleceğe yönelik düşündüm. Bu spor salonunun üye sayısı arttığında iyice ki mutlu olacaklar yeterince alet edevat olduğundan dolayı. Daha rahat olacak bütün işlerimiz. Solip Pompei Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin, merhabalar. Var mı yeni başvurular? Aa, ama insanların başvurması lazım. Ha, bir tane başvuru var. Mary King. Tamam, en azından Mary King'in gelişiyle... Ablacım, sporu nerede yaptın ya? Dumbbell'ı al, içeride çalış efendi efendi. Nerede yaptın o sporu sen? Güzel squat yapıp bassınlar da şurada bir sorun var abi. Houston. Houston, bir sorunumuz var. Ha? Kapının dışına çıkıyordu çünkü böyle. Ama bir şey diyeceğim ya, biz burayı şöyle yapsak peki? Bu sefer buradan alır herhalde. Umarım yani bu tarafa doğru dönük yapar sporunu. Birkaç gün geçmesini bekleyeceğiz dostlar. Birkaç gün geçmesini bekleyeceğiz. Artık sonrasında başvuru sayıları falan arttıkça, böyle düzenli müşterilere bakmaya başladıkça tamam olacağız. Bakın 10 kişiye kadar müşteri alabiliyoruz. Yeni 5. başvurumuz geldi. Dekorasyon değil. Bacak presi değil. $2500 biriktirip üye sayısını 20'ye falan çıkartabiliyoruz.
bir ona geçti, bir ona geçti. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım ama. Sevgili Nuri Demir abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Nuri Demir. Eyvallah. Çok teşekkürler. Diğer Dumble da mı yanlış yöne bakıyor? Dumble çalışmaya giriyor. Tuvalete değil. Adamlar tuvalette mi Dumble çalışıyordu hocam? Adamlar tuvalette mi Bumble çalışıyordu? Anladım abi. Anladım abi. Tuvalette basıyordu herifler. Hı-hı. İşte tam benlik oyun bazı. Bak bu arada bu karakterlerin formları var sevgili dostlar. İşte mutluluk dereceleri, seviyeleri. Seviyeleri falan arttıkça sizin kulübünüze, sizin spor salonunuza daha fazla ödeme yapabiliyorlar. Yani şu da bir seçenek. Bakın seviye aldı kendisi. Seviye alınca ne oldu? Üyeliği sonlandır, seviye atla. Seviye atlayınca daha fazla egzersiz yapısı geliyor. Ve salonunuza daha fazla para ödeyebiliyor. Yani şöyle bir seçeneğimiz de var. Atıyorum $50'dan böyle çok fazla üye çalıştırmak yerine işte hani fiyatı $50'da tutup üye sayımızı 20'ye çıkarmak yerine fiyatı 100'e çıkarıp 10 üye de tutabiliriz ama her zaman için sürümden kazanmak daha iyidir ya böyle. Direkt $2,500 biriktirip sayıyı arttırmak benim için daha kafi olacaktır gibime geliyor. Ve arazi falan alma muhabbeti vardı, ben o muhabbetleri çok hatırlamıyorum. Bir de para az birikiyor biliyor musun şey için. Sanırım takvim yaprağından böyle etkinlik oluyordu bir yerde. Bilek güreşi etkinliği bak. 500 puan karşılığı bilek güreşi etkinliğine girebiliyorsun. Sporcularından birini yolluyorsun bilek güreşi etkinliğine. Bu arada tam 10 üyemiz olduğunda günlük $500 gelecek. Günlük $500'ın gelmesi bizim işimize gelir ya. Değil mi? Bir orada basıyor, bir orada basıyor. Aletlerin sayısını 1'e düşürüp yeni araştırmalar yapsak. Misal Basic Barrel Bench ya da bacak presine falan gitsek. Aerobic mat, yoga matı. Hani yeni alet edevatlar da yerleştirsek hoş olur gibime geldi. 10'uya $500 mı? Evet. İşte günlük giriş başına $50 veriyorlar. Umut sence? Yayından videolar gelir. YouTube özel video gelmez. Zaten şöyle bir durum var dostum. Eğer YouTube özel hani nasıl diyeyim sana? Hem YouTube'a video çıkarıp hem yayında içerik üretmem. Yani çok büyük ihtimalle öyle bir durum söz konusu olursa büyük ihtimalle yayınları bırakır sadece YouTube'a dönerim. Ki en büyük hedeflerimden biri de bu. Ya sadece YouTube'a dönmek. Çünkü abi YouTube'a video çekmek rahat. Hani videonu çekiyorsun atıyorum 20 dakika 30 dakika her neyse. Render'ını attın, kapak fotoğrafını attın, zamanladın, bitti. Burada adamlar 8-10 saat boyu tenime nüfuz ediyor. Ve ben şunu fark ettim, yayın yapmadığım zamanlar daha az stresliyim. Daha az stresliyim, daha az gerginim, daha az mutsuzum. Her açıdan bana zarar veren bir şey yani tez zamanda bırakmak niyetindeyim işte. Evet, yayında izlediğiniz her şey YouTube'a gelir. Başlarda para biriktirmek tabii ki daha mantıklı olur. Tabii ki daha mantıklı olur. Ama neye mantıklı dediğimi unuttum. Atlat bakayım seviyeyi. Güzel. Ne yapalım biliyor musunuz? Üye sayısını arttıralım ama hani üye sayısını arttırmak için gereken research $2,500. Hani buradaki aletlerden böyle hepsini teke düşürüp 20'ye mi çıkarsak? Ama o zaman da yetmez ki. Sıra olur ya. Kaç ayda sizin gibi olurum? Adam yayını sigarayla bir tutuyor. Daha beter, daha beter. İnan daha beter. İnan zararı daha büyük kanka. Yani
siz üstünüze alınmayın şimdi lan, madem bu kadar şey bırak git lan falan gibi, hani öyle üstünüze alınmayın. Yani size artistlik taslamak adına bir şey söylemiyorum da, inan kanka sigara bana daha az zarar veriyor. Neyse, sıkıntı yok dostlar. Oyuna odaklanalım, oyuna dönelim. Çok çoluk çocuk var beyler. Kafa kaldırmıyor yani belli bir süreden sonra. Gerçekten kafa kaldırmıyor. Hele bak, şu an neyin farkındalığını yaşıyorum biliyor musun? Ben 4 gündür, hayır sizin üyeliğinizi sonlandırmayacağım, seviye atlayın lütfen. Ben 4 gündür vakit geçirmekten çok keyif aldığım bir insanın yanındaydım. Kız arkadaşımın, gelecekte eşim olacak insanın yanındaydım ve hani müthiş zaman geçirdim, anladın mı? Müthiş zaman geçirdim. Sıfır stres, sıfır sinir, hani böyle birkaç tatsız olay harici, ki o da bizim aramızda olmadı, hani dış etmenler. Birkaç tatsız olay harici mimimiz bile oynamadı, sinirlenmedik bile, anlıyor musun? Ama bugün yayına geldim ve gerçekten aşırı stres olduğumu fark ettim. Hani böyle hakikaten onu fark ettim ya. Diğer 4 gündeki gibi değilim, anladın mı? Bu 5. gün ve hani istiyorum ki geleyim böyle dolu dolu bir yayın akışı gerçekleşsin, bir şey gerçekleşsin. Öyle olmuyor abi. Yani sürekli bilmiyorum ya, benim gözüme çok batıyor demek ki. Belli bir yerden sonra belli bir şeylerin zamanı geliyor. Seviye 3. Güzel. Bu arada arkadaşlar, bu gelen karakterlerin hocam, ben beyefendi hanımefendi zannettim. Bu arada buraya gelen agaların seviye arttıkça yağ oranı falan düşüyor. Mesela bu Brian Garcia var ya. Bu Brian Garcia'nın şu an seviye 2 hali. Seviyesi arttığında gitgide vücutları falan daha da sıkılaşıyor. Bu da ikinci seviyeymiş misal bak. Bunun üçüncü seviye olmasına daha var. Salonunuzda ne kadar seviyesi yüksek insan varsa o kadar para alıyorsunuz abi. Çünkü o adamlar hani spora o kadar odaklanıyorlar. Şimdi hızlıca bir para biriktirelim. $2,500. Üye sayısını bir arttıralım. Volkan'ım çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın Volkan'ım, çok teşekkürler. Abi takma. Rolf çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Eksik olma. Çok çok teşekkürler. Tamamdır dostlar. Ya bu salon 20 kişiyi kaldırır mı peki? Bence kaldırmaz. Ama neden burayı 20 kişi yapmayalım, öyle değil mi? 20 kişi yapalım. Baktık hani, atıyorum koşu bandında çok yer oluyor. Çakarız bir tane daha koşu bandı köşeye. Baktık Bumble'da çok yer oluyor. Bir tane Bumble çakarız şu kenara. Oldu da bitti maşallah. Gayet güzel olur her şey. Bence bu araştırmaya gidilmenin zamanı geldi. Bir yandan şu araştırma barı dolacak. Biz burayı 20 kişiye çıkartacağız. Daha spor aletlerine falan çeşitlilik getirmeyeceğim. Bu arada günlük para girdiğimiz sevgili dostlar, nakit akışımız çok çok iyi. Masraflarımız $182, gelen para $500, $318 kar ediyoruz her gün. Ve dediğim gibi hani bu spor salonu birazcık daha şeye oynayacak, kalabalığa. Fiyatı aynı tutup sürümden kazanmaya çalışacağız. Kaliteden ziyade sürümden kazanalım. Herkes böyle bir gelsin, yapacağı sporu yapsın. Tek tuvalet, tek banyo nasıl 20 kişiyi kaldıracak ben de bilmiyorum. Steam'de en çok oynadığım oyun. Sanırım EU4 ya, 1400 saat falan civarı bir şey. Hemen şöyle bir ertesi güne geçiş yapalım. Duvarları değiştir değil de, misal buraya yeni duvar ekleyebiliyor muyum? Arazi mi satın almam gerekiyordu? Dekorasyondan değil, arazi satın alma nasıl gerçekleşiyordu ya? Ha, $5,000'a burayı satın al falan filan. Peki, madem öyle dur, arazi satın almayacağız. Şuradan şuraya duvar yapabiliyor muyum? Yapılıyor. Ama ne kadar tutacak misal? Buradan buraya duvar 200. $200, $700 buradan bak. 200, 700, ne oldu? 900. Bir 200 de buradan geldi, ne oldu? $1,100. Müthiş. Ne oldu bebeğim? Neden chatten uzaklaşma kararı aldın? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
Ne oldu? Ya bir şey gördüm de hani ne yazdığını tam anlamadım hayatım. Biz evlenene kadar yayınları bırakmalısın derken hani bırakmamalısın mı yazmak istedin? Yoksa gerçekten hani bırak yayınları falan gibisine mi? Ya anlamadım. Onu diyorum. Research'umuz tamamlanmadı mı bu arada? Araştırmamız tamamlanmadı mı efendim? Araştırmamız tamamlandı. Artık 20 üyeye kadar çıkabiliyor olmamız lazım. Demek ki bugünün ardına gelecek yeni başvurular. Bugünün ardına gelecek ve bugünün ardına sayı artacak. Hemen şuradan şöyle bir ertesi gün diyelim. Başvurular gelse de üye sayısı bir artsa. Bam 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 bam. Evet evet satın almadan büyüme gerçekleştirebilirim ama öncelikle spor salonunu bir insanlarla dolduralım. Merhaba, şöyle bir seviye al bakalım. Şimdi spor salonu üyeleri 11 kişi. Spor salonundaki mutluluk %94. Gayet güzel. Bilek güreşi aktivitesine gidebiliriz. Aralarında üst vücut gücü en yüksek olan Liza. Muhtemelen Liza'yı yollayacağım. Umarım halledebiliriz. Umarım halledebiliriz. Devam. Oyunun adı Jim Tycoon efendim. Jim Tycoon. Spor salonu yapıp işlettiğiniz bir oyun. Yarın bilek güreşi turnuvası var. Kazanırsak iyi bir skor elde ederiz. Kazanamazsak da yapacak bir şey yok. Can sağlığı, ne yapalım? Üye sayısını gitgide arttırıyoruz. Kazandığımız para gitgide artıyor bu doğrultuda. Yani salonu her an çok daha geniş ve ferah bir salon haline getirebiliriz. Bir de bir şey diyeceğim. Bilek güreşi yarışması başladı. Tamam, çok güzel. Lisa bilek güreşi yarışmasına katıldı. Hocam misal veriyorum. Burada mobilya satmak değil de duvarları yıkmak değil. Eyvah. Şu duvar fazladan yıkıldı, pardon. Ya mobilya satmaktan şu ışıkları bir kapatsam. Işıksız devam akalar. İlla tuvalet için anladım. Tuvalet ve duş için duvar gerekmiyor. Abi neden olmasın? Şimdi şöyle düşün bak. Alandan tasarruf, anladın mı? Neden olmasın yani? Neden buradaki adam dumbbell kaldırırken burada oturan adam başka şeyler kaldırmasın, anladın mı? Neden yani? Bana nedenini söyleyin abi sadece. Neden kalıplara bilek güreşinde 8. oldu Liza? Kaç kişi katıldı peki toplamda? Zaten şey değil mi hani? Abi 8. oldum. 8 kişi arasından. Abi duvar gerekmiyorsa yani. Lan çok karanlık oldu, gündüz olsun. O duvar gerekmiyorsa yani ne gerek var abi? Öyle değil mi? Sevgili dostlar yani. Bence ne gerek var yani? Duvarı yık. Mobilyaları sat. Allah rızası için ışık var mı ışık? Ben ışığı kapattığıma pişman oldum. Gözlerim görmüyor. Işık sistemini nasıl kötü ayarlamışsınız ya ama. Bekle, başvurular. Daniel gel. Lan tuvalet yapmadık spor salonuna. Dur öyle dümdüz gidiyordum. Abi bu buraya. Bu buraya. Buradakileri de böyle. Şunların birer kare önüne alalım.
Bence tamam. Bence tamam. Ne güzel. Koşu bandı falan da tamam. Tuvalet ve duş. Bir tuvalet buraya. Bir tuvalet buraya. Ve duş. Bir duş buraya. Bir duş da buraya. Ne var abi? Camın orada insan yıkanamaz mı yani? Böyle sığ düşünmenin bir lüzumu var mı kardeşim? Bence yok. Bence sığ düşünce yapısının hiçbir lüzumu yok. Yani aynen abi, aynen abi böyle manzaraya karşı. Abi salonda ayna yok. Adamlar camın önünde yıkanıyor. Buna mı takıldın lan? Hayır yani kardeşim, gelen geçen baksın. Aynen öyle abi, özgüven. Özgüvenli insanlar. Biz toplum baskısına karşıyız kanka. Neden yani böyle herkesle bir olmak zorunda mıyız? Neden salonda bir yandan halter kaldırırken bir yandan basmayalım, öyle değil mi? Tamam, ayarlayacağım, ayarlayacağım. Ayarlayacağım, güzel bir şeyler yapacağım da acık bekleyin ya. Önce bir üye sayımızı coşturalım. Peki mutluluklarına etki ediyor olabilir mi? %92'si mutlu. Bence etki etmiyor mutluluklarına ya. Net adamların umurlarında bile değil yani. Fiyatlandırmadan çok memnun. Sağlık çok iyi, egzersiz çok iyi. Bence biz yine egzersiz aletleri de getirelim. Ne getirelim? Temel egzersiz bisikleti getirelim. İki tane de bisiklet koyarız şöyle karşıya. Hakikaten şu duşlara iyi bir alan yapalım ya. Bekle. Geldin. Başvurular. Dona. Kabul edildi başvurun. İlk başta spor salonuna herkesi almak dışında bir seçeneğimiz var mı acaba? Diyelim almadım. Parayı nasıl kasacağım lan? Bana. Tamam. Şimdi o zaman ama duşları ortak yaparım falan. Tamam. Bence bu bile fazla. Para yetersiz mi? Yani belki bir koşu bandı bir tık kaydırılabilir belki. Onun dışında bence en azından eline yüzüne bakılır temiz bir şey oldu. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Ama şu tuvaletlerin önünde dumbbellların olması falan da pek şey olmadı. Samet duvarcıya para akıtıyor. Akıtıyoruz vallahi. Duvarcıya gidiyor paramız ya. Şimdi bu spor aletlerine yenilerinin eklenmesi kararını aldıydık. Bu bağlamda da temel egzersiz bisikletini açtık. Tabii ki bu temel egzersiz bisikletini de artık mekana koyacağız. Şöyle bir girişin onu da bu kısmına doğru koyalım. Aynı duruyorlar değil mi? Aynı durmuyorlar. Yo, aynı duruyorlarmış. Tamam. En azından daha geniş bir dükkan. Ayrıca yeni egzersiz aletleri falan da getirdik. Tabi bu bizim biraz giderimizi arttırır ama yapacak bir şey yok. 192 dolar giderimiz olmuş alt üstü. Hiç önemli değil.
192 dolar ama 20 kişi olduğunda spor salonu yaklaşık 1000 dolar falan gelecek. Yani mükemmel. Işık. Abi nasıl ekleniyor ışık? Lan! Ne oldu birader? Gün atladı anasını satayım. Aniden birileri ışınlandı. Bir şeyler oldu. Beyler aniden bir şeyler oldu. Anlamadım. Kusura bakmayın. Adamlar birden dükkandayken gece oldu hocam. Ben ne yapacaktım? Ne dediydim ya? Kapı eklediğin yerin sağında. Bu hijyen ya. Kapı eklediğin yerde sağda. Tavan lambası. Ama tam simetrik olmuyor. O zaman bir bu köşeye, bir bu köşeye, bir şu köşeye, kapıların oraya, buraya ve buraya, bu duvar ve bunun karşısındaki duvara, bu duvar ve bu duvara. Göz görmeyince gönül katlanır, merak etmeyin. Parası arttı mı peki elektriğin? Oo, 302 dolar. Hepsi sizin suçunuz. Salon gündüz feneri gibi parlıyor böyle. Bence şu ortadaki ışık gereksiz. Biz onu satalım. Zaten salonun girdisi çıktısı da çok fazla oluyor. Yeterli baba bu kadar. Bence fazla bile ya. Bak şimdi 112 dolar mis. Elektrik 112 dolar. Total 272. Baş abi. Geç ertesi güne. Kaç müşterimiz var? 15. Artık bir 20 müşterimiz olsa güzel olacaktı da. Bilek güreşi var mı bir daha? Ha, kayıtlar önümüzdeki yıl açılacak. Orman koşusu. Kayıt Temmuz 2'de açılacak. Haziran, Temmuz. Temmuz'un ikinci haftası, anladım. Yine adamlar geldi. Herhalde bizim salonun en kuvvetlisi Liza ya, tahminimce. Bana öyle gibi geliyor en azından. Simetri diye kaç tane koydum? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Bilmiyorum ki, koydum biraz işte. Bu arada bunların seviyesi arttığında elemanlar daha yüksek miktarda experience kazanıyorlar. Ama bak var ya, akşam vakti yiğidi öldür hakkını yeme. Gece vakti ne kadar güzel gözüküyor. Ağzına sıçayım. Bak bu oyunun da böyle bir olayı var ha. Şey yani. Kazara gün atlıyor. Birazdan geri bildirim gönderecekler. Salon çok kalabalık diye. Güzel. Seviye 4 adamlarımızdan biri seviye 4 oldu. Kafayı yedi çarlar ya. Harbiden kafayı yedi çarlar. Merhaba. Her yerden experience yağıyor bu arada. Squat yaparken mi koşuyordu? Değişik bir antrenman şekli. Yani şey yapmıyoruz. Biz burada müşterilerimizi yargılamıyoruz efendim. Değişik bir antrenman şekli. Diledikleri gibi antrenman yapabilirler. Basic rowing machine'i de açalım. Bir iki alet daha yerleştireceğim salona. Yeter. Zaten üye sayısı 20 olmak üzere.
Üye sayısı 20 olmak üzere olduğu için yeterli. Abi girişlerden 50 dolar alıyoruz. 20 kişi çalıştığında 1000 dolar, Allah bereket versin. Arazi alma zamanı daha erken. Daha erken. Spor salonunun adı bilmiyorum abi. Salonun bir adı olmayabilir. İki duş, iki tuvalet iyidir bence. Yeter ya. Daha böyle burayı kompleks haline de getirirsin de. Fiyatı mı zamlandırsak acaba? Ya da acele etmeyelim abi. Acele etmeyelim, dur. İnsanlar bir ilerlesin. Çok güzel. Roll machine geldi. Ama bu sırt kaslarını çalıştırmak için değil mi ya? Hani böyle kürek çekiyor gibi. Bu da mı kardiyoya giriyor? Baksana bu sanki böyle hani... Aa, kendi bütün halinde gidiyor ama. Doğru, doğru. Hani sabit kalıp çekse sırtları çalıştırmak için diyeceğim de. Bu arada 20 kişiye bakar bu salon çok rahat ya. Canavar gibi seviye alıyorlar. Canavar gibi. Hocam orman koşusuna gidemiyoruz. Vardır bizim salonda da kardiyosu iyi olan adam ya. Mary King. Vardır illa bizim salonda da kardiyosu iyi adam. Yok mudur? Yarın yayın olur canım, niye olmasın? Yani olur gibi. Şimdi artık üye sayımız tam anlamıyla 20 oldu. Ve adamlarımız gayet iyi durumda. Orman koşusuna hala katılamıyoruz. Daha orman koşusuna katılmaya zaman var. Şu yandaki arazi 5000. Bura 5000. Bura 10000. Oo, daha bak gitgide artıyor. Oha, diğer evleri falan da mı alabiliyoruz? Vay be. Evlere kadar alabiliyoruz demek. Şu ortası boş kaldı. Bu orta kısma da hani yoga matı falan mı koyarız acaba? Hani aerobik, yoga. Şu barrel benchle temel bacak presini aynı anda araştıralım. Yeni alet edevatlar gelsin. Haziran'ın 4. haftasındayız dostlar. Temmuz'un ilk haftası. Temmuz'un 2. haftasında bir koşu parkuru var. Oraya katılacağız. Yogadan değil de işte hani böyle yeni alet edevatlar. Hiç spor salonuna gittim mi? Ömrümde hiç gitmedim abi. Kapısının önünden dahi geçmedim adamım. Şimdi burada iki yeni alet geldi. Bunları da bir koyalım ama nasıl koyacağız? Şöyle ortalayarak mı? Bir tane buraya koysan, bir tane buraya koysan. Artık kapıların oranın nasıl durduğuna bakmayacağım. 550 dolar. İki de bunu eklemek lazım ama bunları nasıl ekleriz ki? Karşılıklı bench press'te basamayacaksak artık. Bu salonda karşılıklı bench press basılmayacaksa ne yapılacak efendim? Ne yapılacak? Söyleyiniz lütfen bana. Karşılıklı bench press. Abi kıç kadar salonu, ne kadar alet edevat yerleştirdik ya. Neyse, en azından sürekli yapacak bir şeyleri olur. İleride daha da açarız buraları. İleride daha da açarız. Daha geniş bir alana sahip oluruz. Daha rahat ederiz. İşte orada kardiyo aletleri bir yere konur. Ağırlık için gereken alet edevatlar bir yere konur. Şimdi unutmadan
Kayıt Temmuz ayının ikinci haftası. Temmuz ayının ikinci haftası şu an. Liza, Elizabeth. Sanki oraya Elizabeth gider ya. Baksana Elizabeth'in dayanıklılık daha iyi gibi. En azından 8. olmaz herhalde. Elizabeth Turner daha iyi durumda sanırım. Ha çeviklik ekipmanı yok. 9 üye egzersiz yapmak istedi. Ancak odak ve çeviklik ekipmanı yok. Aerobik ve yoga matı lazım anladığım kadarıyla. Bu mutluluklarını çok etkiliyor mu peki? Bence kimsenin mutluluğunu etkilemiyor ya. Çünkü gelişimlerini kendi gözleriyle görüyor adamlar. Mekan büyüyor büyüyor hayatım. Şöyle 5000 dolar verip bu kısmı satın alacağız. Bu kısma doğru büyüyeceğiz. Bir 5000 daha verirsek burası satın alınıyor. Böyle büyüteceğiz mekanı. Ama 5000 dolarım yok. Bana kimse 5000 dolar vermedi. Ya günlük aşağı yukarı çıktıları düştüğün zaman 700 dolar falan geliyor salona. Ya günlük 700 dolarla da çok kısa sürede alırız biz herhalde o mekanı. Öyle tahmin ediyorum en azından. Spor salonu vızır vızır baksana. Yoksa 5000 doları böyle 30 üye yapmaya mı kullanalım? Ne diyorsunuz? Bence 30 üye yapalım. Ama salon yeterince kıç kadar. Ama 30 üye olursa 1500 dolar kazanırız. 300 dolar gideri düş. 1200 dolar. Patır patır para abi. 1200 dolar. Mis gibi değil mi? 30 üye sığmaz. Sığar be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane şey var canım 15'te. Hepsi birine yapışır halleder ya. İki tuvalet sıkıntı çıkarır da. İki tuvalet sıkıntı çıkarır ama ne yapalım? İdare edecekler. Mekan küçük alet etmez. Ya hayatım bence yeter ya. Niye biliyor musun? 15 tane alet var işte. 30 kişi dönsün. 2 kişi bir aleti dönsün. Ben sıkış pıkış yapıyorum bu arada. Ben gözü kararttım abi. Ben para kazanacağım. Türkiye'de de böyle yapıyorlar salonlarda. Sığar be abi deyip. Sığar be abi. Sığar be dostlar. Ne olacak? Biraz sıkışırlar. Azıcık da kardeş kaldırır. Hadi azıcık da kardeş kaldırsın diyeceğiz. Bak bu arada bu çar kimse? Mary King. İyi kasmış. İyi kasmış bak. Göbek falan gitmiş. Göbek falan gitmiş. Aferin aslanlarım. Var mı böyle yeni katılmak isteyen eleman? Daha %35'miş bizim şey. Araştırma. Şöyle bir katılın bakalım da. Yav sığarız ya. Safları sıklaştıralım beyler deyip böyle sığarız abi. Aha. Aha yeni üye kabul etme zamanı. Bir de şöyle düşünün şimdi. Orman koşusu yarışı başladı. Elizabeth Turner yarışa gitti. Bir de şöyle düşünün şimdi. Gider aynı kalacak. Gelir deli gibi artacak. Arkaya doğru ilerleyelim arkadaşlar. Boş yer var diye bağıracağız böyle. Adamlar da orada yer açacak yani. Süper değil mi? Ama yeni kimse gelmiyor. İleride de üyelere bir fiyat çekeceğiz var ya. Üf. Elizabeth Turner orman koşusunda 6. geldi. Olacak, olacak. Zamanla olacak her şey. Aynen öyle, aynen öyle. Dolmuş şoförü dayılar gibi. Var mı bir event?
Sadece bilek güreşiyle orman koşusu var şimdilik. Bir de zam yap. Hacım zam yaparsak yeni adam çekemeyiz. Zam yaparsak yeni adam çekemeyiz. Şimdilik zamsız. Sonra zamlayacağız. İnşallah sığar be abi. Bir şey söyleyeyim mi? Sığıyor. Daha da sığdırırız. Sıkıntı yok. Mary King kademe 6 oldu. Yandaki kademe 2 oldu. Ben Mary King'e bir bakmak istiyorum böyle hani. Seviye 6 ile salonun en iyisi o galiba. Salonun en iyisi ya Liza ya Mary. Mary Brain Garcia var bak. Brian Garcia. Sanırım Brian daha iyi diğerinden. Bilmiyorum. Şimdi 5800 dolar para oldu. Deli gibi para geliyor bu arada. Para güzel. Bu araziyi de aldım ben. Bir yandan müşteri sayısını arttırırken bir yandan da salonu geliştireceğiz efendim. Ama tabii salon için de para gerekiyor. En azından hani şu duvarları genişletebilmek için duvarları yapalım. Işıklandırmayı falan sonra ekleriz. Yani olmadı hani ışıklandırmaları bazı yerlerden söker oralara doğru taşırız. Ama bunların hepsini yapabilmek için önce para lazım. Merhaba, şöyle seviye alın bir bakalım. Evet evet evet, ömrü 3-4 saatlik oyunun. Yani tek oturuşta bitirirsin istersen. Biz böyle bir bölüm kadar oynar çıkarız işte, gittiği yere kadar gider. Bilmiyorum, belki 2 bölüm olur. Aynen öyle. Gerçek bir bodyci karanlık olsa da basar. Katılıyorum. Eskiden elektrik mi varmış? Güzel. Şu duvarı bir yıkalım. Sonra mobilyaları bir satalım. Sonra bir tane buraya. Bir tane buraya ışık. Bence yeter ya. Şimdi bir tek tuvaletle duşu ayarlaması kaldı. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Buraya 3 duş ekle. 3 tuvalet de buraya ekle. Ayrı ayrı kapı yapmayacağım. Hani şey gibi düşün böyle. Bak benim misal gittiğim spor salonunda, belediyenin tesisinde böyle duşların oraya geçiyordun. Her birinin özel şahsi kapısı yoktu da şey vardı. Böyle. Arka tarafta yer var. Dışarıdan yap bence duş ve tuvaletleri. İçeri duvar çekemeyeceğimize dışarı çekip direkt kapı koyalım. Ha, şu tarafa mı böyle tuvalet ve duş yapalım diyorsun? Aslında çok mantıklı. Hakikaten mantıklı. Ama paramız yeter mi acaba oraya? $500'e $500. $400 de bu.
Bir tane kapı yaptın. Bence artık burası saldım çayıra dediğimiz bölüm. Herkes kendi götüne sahip çıksın hocam. Buralar tehlikeli. Herkes kendi götüne sahip çıksın. Ben her yere şey çekmekle uğraşamam. Birazdan bir salonu da genişletiriz. Perde merde yok abi. İçeri giren kilitlesin kapıyı yani. Halka açık bir mekan. Sabun düştüğü zaman falan affedilmiyor burada. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, anladın mı? Her salonun kendine göre bir kuralı vardır efendim. Bizim kuralımız da bu. Sabunu yere düşürürsen yandın. En azından bir birimlik normal duvar bıraksaydım değil mi? Güzel. Burayı full pencere yaptım. Ben diyorum ki bence kardiyo aletlerini buraya taşıyalım. Diğer alet edevatları şuralara yerleştirelim. İşte ağırlıkla alakalı olanları. Bir yer açalım. Sonrasında da yavaştan yoga araştırmasına falan gireriz. Mendius 4. ayında selamlar abi. Seninle beraber Odyssey serisine başladım. YouTube'da 40 bölüme kadar geldim. Zevk alıyordum ama oynarken oyunu mu bıraktın? Bölümler gelmemeye başladı. Live'da. Bölümler live'da dostum. 40 bölüme kadar 40 bölüme kadar live'daydı. Ana kanaldaydı. 40 bölümden sonrası live'da. Şuraya bir koşu aletlerini çektim. Bunların hepsi şey aleti olarak geçiyor dostlar. Şey aleti neyse. Bunların hepsi kondisyon aleti olarak geçiyor. Ondan bunları yan yana koydum. Ağırlıkları da hizalarız birazdan. Oh be. Bir şey diyeceğim. Ortam ferahlamadı mı peki? Oğlum ortam deli gibi ferahlamadı mı? Kabul et senin de bir için açıldı. Kabul et abi senin de bir için açıldı. Net için açıldı ya şu an yani. İçim açılmadı diyen adam yalan söyler. Yoga matı, aerobik halısı, onlar da buraya. Oh. Güzel oldu ama duş sıkıntı. Evinde yıkan kardeşim. Evinde yıkan. Herkes salonda yıkanacak diye bir kaide yok. Elektriğimizi, suyumuzu harcamayın abi. Kaldı ki duşta zaten ışık da yok. Nasıl halledilir biliyor musun? Şöyle. O da aynı şekilde böyle. Sonra buradan böyle. Arkadaşlar kapı yapacak param yok. Üçer kare yerine ikişer kare mi yapsaydık ya? Üçer kare yapacağımıza ikişer kare yapalım. Biraz da sıkışık mı oldu böyle?
senede birer kapı koyduk mu iş bitti. Ama ne yazık ki para bitti. Duvarların içine hapsettik. İki duş ve bir tuvalet kullanılabiliyor sadece çünkü para yok. Artık para geldikçe. Aa, yeni başvuru. Güzel. Biri seviye almış gidarayak, hemen şöyle bir seviyesini basalım. Adamlar yıkanabiliyor ama sıçamıyor hocam. Sıçabilmeleri için daha da zayıflamaları gerekiyor. Selim ikinci ayında bu arada. Selamlar Selim, hoş geldin. Merhabalar, çok teşekkür ederim. İkinci ayın kutlu olsun. Bence oldu be. Yani sporculara bakamadım ama. Bak bir yandan da geldi mi aerobik yoga matı? Yoga matı geldi. Aerobik değil de yoga matı geldi abi. Tamam kardeşim, burada yoga yapabilirsiniz. Ve buradan da şöyle bir kapıları bir alalım. Tamam. Bence oldu. Daha kalan parayı gene research'e falan harcayacağım işte. Giderim ne kadar? $400. Abo. Isıtma masrafı çok oldu. Şeyden kısıyoruz da. Aydınlatmadan kısıyoruz da bu sefer de ısıtma masrafı çok oluyor. Olsun. Bence güzel ayarladık bu arada salonu ya. Var mı bir etkinlik metkinlik bir şey? Yok. Şimdi aerobik mat. Seviye 4 olmuş. Seviye 4 olmuş. Bizim salonun en babası seviye kaç? Daha seviye 6. Seviye ya da yaklaşıyor. Seviye 7'ye yaklaşıyor Brian Garcia. Onun dışında en iyisi seviye artı 6 galiba. Selamlar Kerem Yağız, hoş geldin. Merhabalar. Pekala, bütün alet edevatlardan koyalım. Ertesi güne dedim niye müşteri gelmiyor. Ha, bu daha yeni seviye almış. Bu da daha yeni. Çok güzel bu arada. Efendim sevgili Selim, Johnny Cage'in 4. ayını kutluyor. Selim çok teşekkürler. Kesene bereket, sağ olasın. Johnny Cage 4. ayın kutlu olsun. Çok dikkat et kendine. Çatı dostum, yani sen gör diye gözükmüyor. Dur. Duvarları da kaldırabiliyorsun, anladın mı? Sadece ayna kalıyor geriye. Ayna ve kapılar. Bakış açısıyla alakalı. Yani bilmiyorum, adamlar eklememiştir, ne bileyim. Hmm, 27 oldu. Çok güzel. Pıtır pıtır da para geliyor. Şöyle bir aerobik matlarını da koyalım mı? Tamam. Geriye bir tek merdiven kaldı. Merdivenleri de şu köşeye koyarız. Geç ertesi güne. Peki şimdi müşterilerin bir geri bildirimi var mı? 5 üye antrenmanını tamamlayamadı. Niye lan?
30 kişi olduk ya, sıra mı çok geldi acaba? Efendim sevgili Orço Kral, selam babuşum, senden başka Twitch'te aktif insan yok. Bu yüzden aboneliği sende devam ettireceğim. 8. ayımız kutlu olsun. Bu arada tatil yaptın mı bu sene demiş. Dinlendim efendim, çok teşekkür ederim. 8. ayınız kutlu olsun. Ya herhalde aletler mi yeterli gelmiyor? Sıra mı var? Nedir? Bir kişi antrenmanını tamamlayamadı. Olası geri bildirimlere bakın. Tamamlayamamasının birden fazla sebebi vardır dediniz. Yani yazıyordu orada. Ben mi tahmin edeceğim? Sadece bir üye antrenmanını tamamlayamadı. Ne diyor dünden? 18 üye egzersiz yapmak istedi. Çeviklik. Ancak spor salonunda henüz böyle bir ekipman yok. Ya çeviklik dediği ladder işte ya. Şu egzersiz merdivenini istiyor bence. Egzersiz şeyini. Abi yapacak bir şey yok. Bunları ortaya bir yere koyacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Kenardan geçsinler diledikleri gibi. Ama artık salonda her şey var. Herhalde antrenmanınızı tamamlarsınız değil mi? Şurada antrenman yapanın nasıl antrenman yaptığını görmedim ya. Ha böyle. Anladım. Hele bana normal yürüyüş gibi geldi bu. Dedim adam oradan oraya, oradan oraya yürüyor abi. Şimdi bir yer daha, bir arazi daha satın alıp bu spor salonunu iyice büyütebiliriz. Böyle bir imkanımız var. Ki bakalım yani salondaki en iyi adam kim? Seviye 7, seviye 7. Brian Garcia ayrı bir asılıyor ya. Bu eleman yani deli gibi antrenman yapıyor. Deli gibi antrenman yapıyor hepsi, baksana. Daha seviye 1 olanlar falan var. Duvarlara poster, ayna, poster tabii koyuluyor. Ama onun için önce bir gidip dekorasyon peki araştırman gerekiyor ki koyabilesin. Çünkü şu an dekorasyon pek kapalı. Ayna koyamıyorsun ne yazık ki. O ilerleyen aşamalarda. Bence yani insan sayısı yeterli. 30'un üstüne çıkmayalım. Alet edevat sayısını belki arttırırız, belki de şey yaparız. Arttırmak yerine yeni alet edevatlar getiririz. Yani seviyesini arttırırız. İşte kardiyo için misal 5000 dolar artı 500 prestij puanı karşılığında daha iyi koşu bandı gibi gibi. Yani bütün alet edevatlar da şey yapılabilir. Bilek güreşine katılamıyoruz. Bu sene bizim salondan bilek güreşine katılsalar yok ederler herhalde. Dur lan. Camı götürme bir yere be. Dağlar abi. Ha, dekorasyon bir şeye yaramıyor ki ya. Öylesine var olmak için var yani. O yüzden ha, ayna neyse de hadi. Dekorasyona pek girmeyeceğim. Bence yavaştan var olan aletleri bir upgradeleyelim. Daha iyi koşu bandıyla başlayalım. Tam 30 kişi oldu salon. Var mı böyle bir kötü yönde geri bildirim? 2 üye antrenmanını tamamlayamadı. Bir şey olmaz 2 tanecik adamdan ya. Eyvallah Selimciğim, güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Şu
Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Hadi bakalım hemen ertesi güne. Daha iyi koşu bandı. Biri normalde 400 dolar, diğeri 1050 dolar. İnşallah kapıdan içeri girebilirler ya. Sana ama bunlar kaliteli koşu bandı belli. Ama kaliteli koşu... Ha, 10 experience veriyor. Seviye 7'ye kadar 10 experience veriyor. Yani bu iyi ürünler daha hızlı kasılmalarını sağlıyor. Daha hızlı seviye alıyorlar. Hepsinde daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ama ne yapalım biliyor musunuz? Şimdilik spor salonu kurma simülatörün yeni bölümüne hepimiz son verelim. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Yani gayet güzel bir salona ev sahipliği yaptık. Birazcık karanlık ama alet edevatları falan yeniledik. İleride salonu da daha da büyütürüz. Ve hani şurayı da aldıktan sonra daha fazla alet edevat ekleriz ya da hepsine seviye kasar, çok daha kaliteli ekipmanlar koyar. Adamların hızlıca gelişmesini sağlarız ve daha fazla para alırız. Bilmiyorum ama şimdilik videonun burada sonuna gelmiş olalım. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Spor salonu kurma simülatör gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bye bye.